Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Emma ba'd. Halebi Sagir'den namazı bozanlar bölümünden 5. dersimizi yapıyoruz. Ve lev kâle fis salati. Bir adam namazın içinde dese Allahümme ekrimni, ey Allah'ım bana ikram et dese, bunun Arapçasını veya Türkçesini, evkale ya da dese Allahümme en'im aleyye, bana nimet ver dese, evkale Allahümme aslih emri ya da ya Rabbi işlerimi düzelt dese, evkale ya da dese Allahümme rzuknil afiyete, Allah'ım bana afiyet ver dese, sağlık ver dese, evkale ya da şöyle dese Allahümme gfirli, ya Rabbi beni bağışla, ve li valideyye ana babamı, ve li müminin müminleri bağışla dese, la tefsüdü salatü fi cemi'i zalim. Bütün bu cümlelerde namazı bozulmaz. Sebebini söyleyecek. Ve keza levkale, yine namaz kılan, bunları tabi Arapça söylerse, demin Türkçe dedim ama namazda Türkçe olmaz, başka bir dil olmaz. Bunlara Arapça böyle dua etse namazın içinde, namazı bozulmaz. Yine şöyle dese, Allahümme mağfir li valideyye, başka bir ifadede, anne babamı bağışla manasında, Allahümme mağfir li valideyye dese, ev Allahümme mağfir lil müminine vel müminat, ya da ey Allah'ım, Müslüman erkekleri ve Müslüman kadınları bağışla dese, tabi bunların hepsi Arapça ifadelerle, vel aslu, bunlar yine bozulmaz diyor, namazı bozmaz. Vel aslu, namazı bozmamasında asıl kaide nedir? Enne kulle ma yestahilu talebuhu minel halkı, kullardan istemesi mümkün olmayan bir şey, her şey ya da feddu'au bihi, onunla dua etmek, la yufsidu, namazı bozmaz. Yani bir insan kullardan isteyemeyeceği, yalnız Allah'tan isteyeceği bir şeyi eğer namazın içinde isterse bu namazı bozmaz. Zaten burada Allah'ım bana ikram et, Allah'ım bana beni bağışla, Allah'ım bana afiyet ver dediği zaman bunları kim verebilir? Ancak Allah verir. Ya Rabbi beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla dediği zaman bunu kim bağışlayabilir? Allah bağışlayabilir. Onun için kullardan istemesi mümkün olmayan her şey ile dua etmek namazı bozmaz. Yalnız Allah'tan istenebilecek şeyler isterse. Tabi bunu Arapça bilmeyen bilmez ya da Türkçe, zaten namaz dilinde Türkçe yoktur. Bunu ancak Arapçayı bilenler söylerse. Ve cu'ile fil hidayeti. Merginani'nin, İmam Merginani'nin hidayesinde şöyle diyor. Ve cu'ile fil hidayeti ya da ve ceale, ve cu'ile daha güzel, ve cu'ile fil hidayeti, hidayede kılındı. Allahümme rzukni, ya Rabbi beni rızıklandır sözü, min kabili ma la yestahilu talebuhu minhu. Yani bu kullardan istenmesi mümkün olmayanlar şeyinden, mümkün olanlar kabilinden kılındı. Min kabili ma, bir şey kabilinden ki, la yestahilu, İmkansız olmuyor. Talebuhun istemek minhum, kullardan. Yani diyor ki hidayede Allahum marzukni sözü kullardan da istenebilir. Yani rızık derken kullardan istenmesi imkansız değil bu yani. Kullardan da istenebilir. Öyleyse ve hakeme efendim hidaye sahibi hükmetti bi ennehu müfsidün. Bu sözü söylerse namazını ifsad eder diye ne yaptı? Zikretti. Yani bir insan Allahümme rzukni dese namazın içinde, bunu kullardan da istemek mümkün olabildiği için diyor hidaye sahibi, bunu söylemesi namazı bozar diyor yani. Vel asharu, ama kabul edilen açık görüş, ennehu la yufsidu, bu söz namazı bozmaz. Tabi Merginani'nin bir sözünde bozuyor. Ama kabul edilen görüşe göre bu namazı bozmaz. İza etlakahu, bunu mutlak zikrettiği zaman, mutlak. Mutlak ne demek mutlak zikretmek? Yani
efendim bunu sadece kullardan istemiyor, Allah'tan istiyor. Allah'tan istediği için dolayısıyla burada ne yapıyor? Cenab-ı Hak'tan rızıklandırmasını istiyor. Burada kulları filan da katmıyor, mutlak olarak zikrediyor. O zaman bu namazı bozmaz diyor. Evet, çünkü mutlak rızık nedir? Ehl-i sünnete göre canlıların gıdasıdır. Efendim, bunu hakikatta veren kimdir? Allah'tır. Kullardan istenmesi mecazidir. Kullardan istenmesi mecazidir. Ama kullar da bazen insanlara mecazi olarak ihtiyaçlarını temin edebilirler. O manada mecazi olarak kullanılabilir diyor. O açıdan mutlak zikrettiği zaman namazı bozmaz olduğu üzerinde fetva verilmiş. Ama ve in kayyedehu bil mali ve nahfihi. Eğer bunu kayıtlarsa, mesela derse ki Allahümme rzukni bil mal, Allah'ım bana mal lütfeyle, ya da buna benzer bir şey ile kayıtlarsa yufsidü, efendim bozar. Neden? Çünkü mal kullardan da istenebilir. Ve emma kavluhu, namaz kılanın şu sözüne gelince Allahümme ekrimni ev en'im aleyye, yukarıda geçti ya, ey Allah'ım bana ikram et, bana nimetler lütfeyle dediği zaman sözü fehu ala ihtiyari sahibil muhit, muhit isimli kitabın sahibinin tercihine göre la yufsidü, namazı bozmaz. Evet, niye? Lienne manahu, çünkü bunun manası mevcudun fil Kur'an. Kur'an'da mevcuttur. Eğer yaptığı dua ayetlerden ya da hadislerden alınmışsa ya da onlara uygunsa bozmaz demek istiyor. Ama vel muhtaru, tercih edilen görüş enne ma huve mevcudun fil Kur'an ev fil hadis. Muhtar olan görüş neymiş? Tercih edilen görüş, yaptığı dua lafızları Kur'an'da veya hadislerde varsa la yufsidu, namazı bozmaz. Bu da önemli bir değerlendirme. Eğer yaptığı dua bizzat Kur'an'daki ayetlerden bir dua ise veya hadislerde yapılan dualardan bir dua ise namaz içinde bu duayı yapması namazı bozmaz diyorlar. Evet, kim diyor bunu? Muhit sahibi. Ve ma leyse fi ahadihima, ama Kur'an'da veya sünnette, hadiste olmayanlara gelince utibira fihi, bunlarda da değerlendirildi. El aslul mutakaddim, yukarıda geçen asıl. Yukarıda geçen asıl neydi? Kullardan istenebilecek şeyleri eğer namazda Allah'tan isterse, kullardan da istenebilecek şeyleri namazı bozar. Ama yalnız Allah'tan istenecek olan, kullardan istenmeyecek olan şeyleri Allah'tan isterse o zaman namazı bozulmaz diyor. Evet. وَلَوْ قَالَ, namazdaki bir adam şöyle dese, اللّٰهُمْ اَغْفِرْ لِأَخ۪ي, Allah'ım kardeşimi bağışla dese, فَفِهِ اِخْتِلَافُ الْمُتَاخِر۪ينَ, mütahhir ulemasının bu konuda farklı görüşleri var. وَالْاَزْهَرُ, kabul edilen görüş ademül fesadi, bozulmamasıdır. Niye? Çünkü Kur'an'da bu var mı? Var. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun'a bir duası var. Rabbi gfirli ve li ahi ve edhilne fi rahmetike ve ente erhamur rahimin. El-Araf suresi 151. ayet. Burada ne diyor Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'a? Diyor ki ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine girdir. Sen rahmet edenlerin, merhamet edenlerin en ziyade merhametlisisin derse, bu dua Kur'an'da olduğu için diyor, yani Allahümme gfirli verham li ahi derse, ya da Allahümme gfirli ahi derse, efendim bozmaz namazı. Çünkü Kur'an'da benzeri var diyor. Velev kâle, bir adam dese namazdayken, Allahümme gfirli ammi, ya Rabbi amcamı bağışla dese, evli hali ya da dayımı, evnah vidalik ya da buna benzer, işte teyzemi, halamı filan, tefsüdü ittifakan, ittifakla bozulur. Neden? لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي الْقُرْآنِ, böyle bir dua Kur'an'da yoktur benzeri. وَلَا فِي الْمَأْسُورِ, peygamberimizden naklen gelenlerde de böyle bir dua yok. وَعَدَمِ اسْتِحَالَةِ طَلَبِهِ مِنَ الْخَلْقِ, bir de bu halktan, yani insanlardan istenmesi muhal olmadığı için, yani insanlardan, insanlar da bazen bağışlayabilirler. İnsanlar da bağışlayabilirler.
Dolayısıyla halktan istenmesi muhal olmadığı için, yani imkansız olmadığı için, bir de Kur'an'da ve hadislerde, sahabe sözlerinde böyle bir söz, böyle bir dua nakledilmediği için namazı bozar diyor. Velev kâle, efendim namaz kılan şöyle dese, Allahümme rzukni ru'yeteke, Allah'ın cemalini görmeyi bana lütfeyle, ev cenneteke ya da cennetini bana lütfeyle, ev hacce beytike ya da beyt-i şerifini hac etmeyi bana lütfeyle dese, la tefsüdü, bunlar bozulmaz. Çünkü bunlar, liennehu la yutlabu minel halki demiş. Yani bunlar insanlardan istenmez. Yani bir insan bir insana, yani Cenab-ı Hakk'ın cemalini göstermesini bana lütfeyle, bunu bana hazırla dese, insanın istenir mi bu? Bizzat cemalullahı görmek Allah'tan istenir. Beyt-i Şerif hac etme başarısını vermesi Allah'tan istenir. Cennet ancak Allah'tan istenir. Kul kula cennet hazırlayamaz. Dolayısıyla böyle derse namaz bozulmaz diyor. Eğer Allah'ım cemalini bana göstermeyi nasip et, cennetini bana lütfeyle, haccı beytini hac etmeyi bana nasip et derse bozulmaz diyor. Çünkü bunlar kullardan istenmez bu istekler. Velev kâle, namaz kılan namazında dese, Allahümme rzukni dâbbeten evkermen, namaz kılan diyor ki, Allah'ım bana bir binit nasip eyle. Bugünkü manada bir araba nasip eyle. Ya da bana bir bahçe kerm, üzüm bağları, bahçeleri, ev zevceten ya da bana bir eş, ev nahve dâlik, buna benzer şeyler söylese, evet, ev kâle ya da dese, Allahümme gdi deyni, ya Rabbi benim üzerimde çok borçlar var, borçlarımı benden dolayı eda eyle dese, tefsüdü, bunlar bozulur, namaz bozulur. Niçin? Li'adem istihaleti talebihi minel halk. Çünkü bunları kullardan da istemek mümkündür. Kullardan istemenin imkansızlığı yok bunlarda. Niye? Bir adama der, bana bir binit ikram et ya da bana bir bağ bahçe ya da benim borçlarımı öde filan diyebilir. Kuldan istenebiliyor bakın. Dolayısıyla bunlar eğer namazda söylenirse namazı bozar. Velev nazara el musalli, namaz kılan baksa, velev nazara el musalli, namaz kılan baksa, ila kitabin ey mektubin, mesela karşısında yazılı olan bir ayete baksa, bir hadise baksa, ve fehime ma fihi, o yazılı olan şeyi anlasa, in nazara gayra müstefhimin, eğer anlamayı istemeksizin bakarsa, yani oraya baktı ama onun anlamını kavrayayım diye bakmadı. Sadece baktı, bir de o cümlenin, ayet veya hadisin manası zihninde oluştu. Ey gayre kasıdın lifehmi ma fihi, o yazıda olanı anlama maksadı olmaksızın bakarsa, la tefsüdü salatuhu, namazı bozulmaz, bil icma, ittifakla. Ama ve in nazara ileyhi, o yazıya bakarsa, karşısında bir ayet yazılı diyelim, bir levha var. Mesela وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ, onun manasını anlamak için o ayete bakarsa, müstefhimen demiş, yani anlamayı isteyerek, اِي قَاسِدًا لِفَهْمِ مَا ف۪يهِ, o ayettekinin manasını anlamayı kastederek, فَقَدْ زُكِرَ فِي الْمُلْتَقَاتِ, Mültekat isimli kitapta zikredildi ki, اَنْهَا, o yazının manası nedir diye onu anlamak için bakarsa, tefsüdü, namazı bozulur. Ve huve merviyyün an Muhammedin rahimahullah, İmam Muhammed'den de bu görüş nakledilmiştir. Ve dükere fil ecnas, ecnas isimli fıkıh kitabında zikredildi. Enneha, bu la tefsüdü bozmaz. Böyle bir şey bakarsa, manasını anlamak için baksa bile. İnde bi Yusuf'e rahimahullah, İmam Ebu Yusuf'e göre. Ve bihi, bu görüşü ehade meşayihuna, bizim alimlerimiz de bu görüşü aldı diyor. وَالصَّغِيهُ, doğru olan görüş, اَنَّهَا لَا تَفْسُدُ بِالْاِجْمَعِ, bir ittifak, bozulmaz namaz. Niye? Karşısında bir levha var, göz oraya ilişti, gözü ilişmez, onun manası da zihninde canlandı. Bu namazı bozar mı? İttifakla bozmaz diyor. Kabul edilen görüş budur diyor. ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي, bu görüşü Hidayede ve Kafi isimli yine fıkıh kitabında bunu böyle zikretti. Ve in kara el musalli el Kur'ane, namaz kılan Kur'an'ı okursa, minel mushafi, mushaftan, yani Kur'an-ı Kerim'i böyle eline alıyor, bazı Araplarda görürsünüz, eline alıyor, bizzat namazda Kur'an'ın yüzünden okuyor.
okursa şayet böyle evminel mihrabi ya da mihrapta yazılı ayetler, diyelim ki mihrap var karşısında, imam ezberlediği ayetleri değil de bizzat mihrapta yazılı olan ayetleri okursa tefsüdü namaz bozulur. Tefsüdü salatü, namazı bozulur. İnde bi hanifete rahimahullah, İmam-ı Azam'a göre. Neden? Çünkü namazda bilmediği bir şeyi öğrenmiş sayılır. Fakat o ayetler ezberinde ise, yani mihrapta yazılı olan ayetler, o ayetlere baksa bile ezberinden okuyorsa o zaman namazı bozmaz İmam-ı Azam'a göre. Fakat hilafen lehuma, imameyn İmam-ı Azam'a muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki fe inne indehuma, imameyne göre, yani Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre la tefsüdü, namazı bozulmaz. Neden? Lakinnehu yukrahu, lakin mekruh olur diyor. Bozulmaz ama mekruh olur. Lima fihi, olduğu için bu efendim yazıya bakmada minet teşebbühi bi ehli kitab, ehli kitaba benzemek var. Çünkü ehli kitap demek ki İncil'den, Tevrat'tan bir şeyler okuyarak namaz kılarlarmış. Ama onlar zaten şimdi namazı kılmıyorlar ki. Yani şimdiki zamanda, ama önceden yani Tevrat'ta da namaz var, İncil'de de namaz var. Tevrat'ın ayetlerini okuyarak karşılarında namaz kılarlarmış. Ya da İncil'in ayetlerini okuyarak, işte onlara benzemek olduğu için diyor, mekruh olur. Namazı bozmaz. Kime göre bu? İmameyne göre. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre de efendim Kur'an'ın yüzüne bakarak okumak namazı bozmaz. Kur'an'ın yüzüne bakarak okumak namazı bozmaz. Bundan dolayı bilhassa Arap kardeşlerimizden böyle namazda yani namazda okuyan imamı takip edenler var. Ya da kendisi bizzat kıldığı namazda Kur'an eline almış, böyle Kur'an'dan okuyor. Efendim Şafii mezhebine göre, diğer mezheplere göre, İmam-ı Azam'dan da talebelerine göre bozmaz. Peki. Ve innema tefsüdü inde bi hanifete rahimahullah, İmam-ı Azam'a göre bu bozar. Lienne fihi, çünkü burada vardır taklibel evrak, yaprakları böyle çevirme. Mesela bunu okudu, ondan sonra bunu çeviriyor, ondan sonra ötekini çeviriyor. Bu da ameli kesirdir diyor İmam-ı Azam. Bir diğer husus, bir şey öğrenmiş oluyor Kur'an okumakla, yani ezberinde olmayan bir şeyi öğrenmiş gibi olduğundan namaz bozulur diyor. Ve hu amelün kesir, yani kitabın sayfalarını çevirmesi böyle ameli kesir sayılacağı için, ya da Kur'an'ı efendim bir yere koyuyor, geri alıyor, bunlar ameli kesir. Kur'an'ı yüzünden okuyarak namaz kılmak İmam-ı Azam'a göre namazı bozar. Hanefi mezhebinde de fetva olan görüş budur. Fetva olan görüş bu. Peki, evli enne fihi, İmam-ı Azam'ın bir başka gerekçesi de bu. O yüzüne bakarak okumasında vardır taallümen, öğrenme, ayetleri öğrenmek vardır. Ve bu ameli kesir, bu da ameli kesirdir. Bir insan bir ayeti öğrenmek için hemen bir anda öğrenemez. Bakması lazım, incelemesi lazım, tekrar etmesi lazım. O manada olduğu için namazı bozar diyor. وَلَا فَرْقَ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ İmam-ı Azam'ın kavline göre azında çoğunda hiç fark yoktur. İster az olan, kısa olan ayetler okusun, ister uzun olan. وَقِيلَ bir başka görüşe göre şöyle denildi. لَا تَفْسُدُ namaz bozulmaz مَالَمْ يَقْرَى قَدْرَ الْفَاتِحَةِ Yani azı çoğu burada muteberdir diyor bazı görüşlerde. Fatiha kadar okursa namazı bozulur diyor. Fatiha kadar okumazsa namazı bozulmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakarak Fatiha kadar, Fatiha 4 satır, 7 ayet. Demek ki bu kadar okursa diyor namaz bozulur. Az okursa mesela Kevser suresi kadar buna göre veya İhlas-ı Şerif kadar bozmaz. Evet. Ve kîle denildi ki malem yakra ayeten. Bir ayet okumadığı sürece namaz bozulmaz. Ve huvel esharu, kabul edilen görüş de budur. Yani bir ayet okursa Kur'an'ın yüzüne bakarak efendim namazı bozulur. Ve hâdâ idâ lem yekun hafızan limâ karaehu. Biraz önce söyledim. Bu ne zaman böyle namazı bozarmış? Okuduğu ayet ezberinde değilse. Ama okuduğu ayet ezberinde, fakat Kur'an'a baktı. Kur'an'dan ezberinde olan ayeti de okudu. Zaten ezberinde, Kur'an'a bakmasa bile okuyabiliyor zaten. O zaman o şekilde bakarak okuması namazı bozmaz. Fe inkâne hafızan lehu. Eğer Kur'an'ın hafızı olursa la tefsüdü, namaz bozulmaz. Bir icma ittifakla. Nisim li ademi taallümi. Öğrenme meselesi yok burada. Çünkü zaten önceden hafız.
O zaman şurada şöyle bir kolaylık da oluşuyor. Mesela bir hafızı Kur'an, Kur'an'ın tamamı ezberinde, Kur'an'ın sayfalarında karşısına koysa, bazen çıkaramadığı yerlerde oraya da baksa namaz bozulmaz demektir. Namaz bozulmaz demektir. Çünkü zaten o Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. Evet. وَلَوْ اَخَزَ الْمُسَلِّي Başka bir mesele. Namaz kılan alsa, haceran bir taşı, فَرَمَا بِهِ Onu atsa, tayran bir kuşa, اَوْ نَحْوَهُ Ya da başka bir şeye, tefsudu salatu namazı bozulur. Neden? لِيَنَّهُ عَمَلٍ kesir. Bu çünkü namaz içerisinde öyle basit yapılacak bir şey değil. Bayağı zaman isteyen ya da fiil isteyen bir şey, ameli kesir sayılıyor. Namazı bozulur. Peki velev kâne mâhu hacerun. Kendisine beraber taş olsa da ferama bihi tâhira. Onu kuşa atsa evnahve ya da benzeri bir varlığa. Mesela taş yanındaymış. Taş elinde diyelim ki. Elindeki taşı atarsa öteki yerden taş alıyor, kuşa atıyor. Yere eğilmesi, yerden taş alması, kuşa atması ameli kesir sayılıyor. Ama bu yanındaki taşı atarsa la tefsüdü namaz bozulmaz diyennehu amelün galilün. Çünkü ameli galildir bu. Az yani çok amel sayılmaz bu. Velakin kad esa lakin kötülük işlemiş olur. Kerahat işlemiş olur. İçinin iştigalihi bir gayri salati namazdan olmayan bir şeyle meşgul olduğu için. Velev rama bil haceri evet velev rama atsa bil haceri taşı atsa ellezi mahu kendisiyle beraber olan taşı insanın bir insana kuşa değil de bir insana atsa yenbagi en tefsüde namazın bozulması gerekir. Kemalev darabahu bi savtin ev bi yedihi bir kamçıyla elindeki bir çubukla bir kamçıyla ya da eliyle yanındaki insana vurduğu zaman yukarıda geçmişti namazı bozulduğu gibi. Evet lima fihi minel muhasameti niye insana taşı atıyor? Çünkü arada bir tartışma var. Bir mücadele var. Yani o insana vurması bir sebepten dolayı ya da taş atması muhasama dediği karşılıklı cedelleşme ya da muhasama bir hasımlıktan dolayı bunu yaptığı için namazı bozulur diyor. Ve gâle fil ecnâs Ecnâs isimli kitapta şöyle diyor. İn ramâ bi etrâfi esâbi'ihi vâhiden Eğer parmağının ucuyla bir tane taş atsa ey haceran vâhiden böyle parmağının ucuna alıyor ha şöylece bir yere atıyor böylece. Yani fisket taşı diyorlar ya la tefsüdü namaz bozulmaz. Ecnes'te böyle geçiyor. Ve keze levrama bi hacerayni. İki taş atarsa mesela yani bir taşı değil iki taşı böyle elinin ucuyla atarsa liyanne amelun galilun. Çünkü bu bir az ameldir. Ya da parmağın ucuyla bir taş alıyor atıyor bir daha atıyor namazı bozulmaz. Bu ameli galil sayılır. Ama veyin rama bi sehmin eğer bir oku bir kimseye atarsa tefsüdü namaz bozulur. Ok ok. Yani yaydan oku bir hedefe atıyor. Namazı bozulur. Leennehu amelün ketir. Çünkü okla hemen tesadüf atmıyor. Oku eline alıyor. Efendim orayı gözetliyor. Orayı vurmak için epeyce bir efendim kendine göre işlemi var. O zaman o namazı bozar. Bu ameli kesir sayılır. Ve lev hakkel musalli. Namaz kılan kaşısa cesedehu bedenini merraten bir kez ev merrateyni ya da iki kez mütevaliyeteyni peşi peşine. Mesela burayı iki defa kaşıyor böyle. Peşi peşine. Evet la tefsüdü namaz bozulmaz. Likilletihi az olduğu için. Ve keze la tefsüdü yine namaz bozulmaz böylece. İza faalel hakke o kaşıma işini yaptığı zaman miraran efendim defalarca gayra mütevaliyetin efendim peşi peşine olmaksızın bellem yekun fi ruknin vahidin bir rükünde olmaması şartıyla. Şimdi bir rükün ne demek? Bir mesela kıyamda elini bir böyle kaşıdı ondan sonra tekrar elini kaşıdı tekrar kaşıdı ayrı ayrı defalarda namaz bozulur. Ama eğer bir kez, iki kez böyle elini kaldırmadan peşi peşine bir rükünde bir yerini kaşırsa namaz bozulmaz. Peki, وَلَوْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِرَارًا مُتَوَالِيَاتٍ Peşi peşine üç defa yaparsa tefsüdü namaz bozulur. لِيَنَّهُ عَمَلٍ كَثِيرٍ Evet, çünkü ameli kesirdir diyor.
Hâdâ izâ rafa'a yedehû fî kulli merratin. Peş peşine dediği de mesela böyle bir kaşıyor, elini oradan kaldırıyor, bir daha kaşıyor. Elini kaldırıyor bir daha, bu bir secde halinde, oturma halinde, ayakta olma halinde, rükû halinde böyle üç defa ayrı ayrı kaşırsa efendim namazı bozulur. Ama izâ lem yerfa fî kulli merratin, üç defa kaşıyor ama hiç elini kaldırmadan, bakın böyle üç defa hiç elini kaldırmadan kaşırsa la tefsudu, namazı bozulmaz. Li'ennehu hakkun vahidun. Çünkü o elini kaldırmadan üç defa yapması bir kaşıma mesabesindedir. Keda fil hulasatı, hulasa isimli kitapta da böyle. Ve zükre fil ecnas, yine ecnas isimli fıkıh kitabında zikredildi. Bu da başka bir mesele. İza katelel gamlete. Mesela bir biti, eskiden bit pire oluyordu. Demek ki namaz kılarken bir biti öldürdüğü zaman miraran, yani ey bi katelatin müteaddidetin demiş burada. Yani birden fazla biti öldürse manası. Ev katele gamlatin müteaddide. Bu bir katelat dedi. Yani birkaç kez böyle öldürmek için hareket ederse, birden fazla, ikiden fazla ya da birkaç biti öldürürse efendim in katele katlen mütedariken, eğer peşi peşine hiç elini kaldırmadan öldürürse bi enlem yekun beyne kulli katleteyni kadru rüknin, eğer iki öldürmenin arasında bir rükün miktarı yoksa, bir rükün miktarı, bir rükün miktarı ne demek dedim ya, ayakta durmak bir rükün, rüküye varmak bir rükün, secde bir rükün, öteki secde bir rükün, oturması bir rükün, eğer ikisini bir rükün içerisinde yaparsa namazı bozulur. Bak ne diyor? Fein katele in katele katlen mütedariken, efendim peş peşine öldürüyor ama ikisinin arasında bir rükün eda edecek kadar zaman yok. Yani biraz dur, öldürmüş, ondan sonra bir rükün eda edecek kadar zaman olmadan başka bir defa bir tanesini daha öldürse tefsudu salatu, namazı bozulur. Evet, şimdi tabi bu bit filan bugünkü nesle çok afaki geliyor. Ama bizim ecdadımız özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda öyle üzerlerinde bitler her tarafa üşüşmüş. Zamanında efendim cephedeler zamanında yıkanamıyor, bakımını yapamıyor. Vücudunun her tarafını bit kaplamış, bitten bile ölenler vesaire. Tabi şimdi elhamdülillah fırsatlar, imkanlar çoğaldı. Bugün belki gençlik bunu anlamıyor ama önceden ecdadımız bunu yaşamış. Evet. Ve imkâne beynel katelâti fursatun. Eğer biti bir tanesini öldürdü, arada bir rükün eda edecek kadar durdu, bir tane daha öldürdü. İkisinin arasında eğer mühlet varsa, ey mühletün kadra rükünün, bir rükün eda edecek kadar efendim bir zaman geçmişse la tefsüdü, namaz bozulmaz. Evet. Velakinnel keffe anhu, lakin bundan uzaklaşması eftali, daha faziletlidir. Yani namaza böyle bit filan öldürmeyle uğraşmayacak. En güzeli de bu tabii ki. Ve keza la tefsudu salatu. Yine böylece namaz bozulmaz. Lev ravvahal musalli. Namaz kılan rüzgarlansa bir mirvahatin, bir yelpaze ile, mesela elinde bir rüzgarlandığı böyle serinlemek için bir mirvaha var. Yani ona yelpaze deniyor. Yelpaze ile efendim serinlese, ev bi sevbihi ya da elbisesiyle, mesela kolunun çok geniş böyle bu tarafıyla ya da efendim elbisenin bir tarafıyla böyle serinlese, eğer merraten bir kez, ev merraten ya da iki kez yaparsa yine namaz bozulmaz. Ama velev ravvaha merratin mütevaliyatin, üç ve üçten fazla, aynı bir yeri kaşıma gibi aralıklı olarak yelpaze ile eğer efendim rüzgarlanmak, serinlemek isterse o zaman ameli kesir sayılır, namazı bozulur. Tefsüdü bozulur alâ neskı mâ tekaddem, yukarıdaki geçtiği esas üzere. Yukarıda ne geçmişti? Bir yerini ayrı ayrı zamanda üç defa, yani ellerini kaldırarak üç defa kaşırsa namaz bozulurdu. Ama hiç elini kaldırmadan efendim üç defa, iki defa bir yerini kaşırsa namaz bozulmazdı. Evet. وَلَوْ تَنَحْنَهَا الْمُسَلِّ. Bir başka mesele,
namaz kılan öksürse, yürüydü bihi, bu öksürmeyle murad eder olduğu halde, i'lamehu, bildirmeyi, i'lamet talibi lehu, mesela birisi adama sesleniyor namazdayken, adam namazda olduğunu bildirmek için diyor böyle. Böyle dese, ennehu fis salati, namazda olduğunu bildirmek için, ve sümiha, eşitilse, hurufuhu, öksürmenin sesleri, harfleri, ey hurufu tenahnuhi, öksürmenin harfleri karşı taraftan duyulsa, efendim, tabi bunun cevabı gelecek, ve keza in sümiha minhu harfani, ya da öksürenden iki harf duyulursa, nah ve şunun gibi, eh ya da uh, böyle gibi, efendim, ev tenahneha, ya da öksürürse, li tahsini savti, sesini güzelleştirmek için müteammiden, efendim, kasıtlı olarak, bi'ellem yekun muzdarran ileyhi, yani mecbur değil de, boğazını temizlemek için, değil de, sesini güzelleştirmek için, namazda öksürürse, tefsüdü salatuhu, bütün bunlarda namaz bozulur, inde bi hanifete ve bi yusufe rahimahumallahu teala. Efendim, İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'e göre, şeyhine göre namazı bozulur. Demek ki namazdayken mazeretsiz öksürdü. Ya da kendisinin namazda olduğunu bildirmek için öksürdü. İki harf, üç harf çıkarsa, ya da efendim sesini güzelleştirmek için, mecbur kaldığı için değil. Hani bazen mesela okuyanlarda boğazında bir sıkıntı oluyor, balgam geliyor, sesi kısılıyor veya okuyamaz hale geliyor. O zaman sesini açmak için öksürebilir. Mazeretsiz, sadece sesi güzelleştirmek için öksürüyorsa bunlardan dolayı namaz bozulur. Keda zekerahu fil ecnas. Ecnas'ta da böyle zikretti bunu. Ve sevabuhu inde bi hanifete ve Muhammedin rahimehumallahu teala. Evet. Doğrusu neymiş bu fetvanın? İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'e göre bozar. Yukarıda Ebu Yusuf'la İmam-ı Azam dedi de diyor ki Ecnas da bunu böyle zikretti. Ama dedi ki doğru olan görüş İmam-ı Azam ve İmam Muhammed. Kema huve fi cemi'il kütüb, bütün kitaplarda olduğu gibi. O zaman buradaki inde bi hanifete ve bi Yusuf sözü hatalıdır diyor yani. Ecnas'ta ve diğer fıkıh kitaplarında zikredilen neymiş? Efendim bütün kitaplarda olduğu gibi namazı bozmasıdır. Peki vel fesadü, burada namazı bozması, yani bu namazın bozulduğuna hükmetmek, bu yukarıdaki zikredilen meselelerde kavlu İsmail ez-Zahidi'nin de sözüdür. Ve ileyhi, bu görüşe male meyletti. Kim? Kim meyletmiş? Sahibül hidayeti, hidaye sahibi. Ve kâle gayruhu, başka alimler diyorlar ki la tefsüdü, evet, bozulmaz. Demek ki İsmail ez-Zahidi'ye göre efendim bozulur. İsmail ez-Zahidi'ye göre bozulur. Hidaye sahibi de o sözü söze meyletmiş. Ama başka alimler diyorlar ki la tefsüdü, bozulmaz. Kâle İbn-i Hümam es-Sivasi de ve huve sahih, kabul edilen görüş budur diyor, bozmaması. Evet. Ve fi mebsutu Şeyhül İslam'ın mebsutunda şöyle geçiyor. İnne ma huve li tahsini savti, eğer okuyan sesini güzelleştirmek için öksürmüşse la yufsidu, bu namazı bozmaz sözü mebsutun, Şeyhülislam mebsutunda geçmiş. Ama inkâne bi özrin, ama özürlü olursa bir inkâne muzdarran ileyh, yani boğazını açmaya mecbur kalırsa, onun için öksürürse fela yufsidu ittifaka, ittifakın namazı bozmaz. Mazeretsiz öksürürse. Evet, li ademi imkanı taharruzi. Çünkü mecbur kaldığında ondan sakınmak mümkün değil ki. Diyelim geldi boğazına bir balgam durdu. Tek başına kılarken veya imamken. O zaman onu mecburen okuyabilmesi için temizlemesi lazım. Bu da öksürük ancak telafi edilebilir. Ve keza inkânel içtimâil büzâki fi halkihi. Ya da efendim boğazında tükrüğün toplanması için efendim öksürürse yine aynıdır, namaz bozulmaz diyor. Evet.
burada kalıyoruz. Burada kalacağız ve namazı bozan konularla ilgili bir dersimiz daha var. Ondan sonra bir genel değerlendirme var. Namazda abdestin bozulması hali. İnşallah onu da gelecek dersimizde okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.